siz yok Uygurlar bilmem ne deyip Çin'den aşı gelmiyor. Bırakın ya. Bugün daha işte yok Çin'den 30 milyon aşı gelecek diyor. Niye bu bir ay evvel gelmedi? Çünkü para ödemediniz, onun için gelmedi. Bakın ben söylemiyorum bunu. Size bir şey göstereceğim. 23 Eylül 2020. 23 Eylül 2020. Evet. Deutsche Welle, ABD Büyükelçisi, ABD Büyükelçisi Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın Amerikan ilaç firmalarına ödeme yapmadığını ve borcun 1 milyar doları aştığını söylüyor. Ahmet'i Büyükelçi söylüyor. Ne zaman? Eylül ayında. Yani bundan 8-9 ay evvel. Tamam mı? Onun üzerine 2 gün sonra da Sağlık Bakanı çıkıyor. Büyükelçi, tabii bizimkiler hep sert konuşurlar ya, bayılırlar sert konuşmaya. Sert konuşunca ne oluyorsa sert cevap veriyorlar. Ve 2.3 milyar dolar borcu işte yapılandırma görüşmeleri yapılıyor diyor. Tamam. Demek ki sizin daha o gün ilaç alacak paranız yoktu beyler. Bugün hiç yok. Onun için aşı yok Türkiye'de. Evet, BioNTech Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim gelecekmiş. Öyle söylüyorlar. Bakanın söylediği lafın ben toplumda bir itibarının kaldığını düşünmüyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Ben 2 gün evvel veya 3 gün evvel yanılmıyorsam CNN'de seyrettim. Hindistan'da da biliyorsunuz büyük bir korona krizi yaşanıyor. Ağustos ayı sonuna kadar Hindistan teslim edilecek olan 1.1 milyar doz sipariş vermiş, satın almış. 1.1 milyar doz satın almış, o tarihe kadar geliyor. Bunu sadece Hindistan açıklamıyor. Satıcılar da açıklıyor. Evet, ben sizden şu kadar sipariş aldım, şu tarihe kadar şu kadar teslim edeceğim diye. Türkiye'de sadece Sağlık Bakanı'nın beyanatları var. Hiçbirinde bir kıymeti yok. Şu anda aşı sorunu var. Ve Türkiye bakın 2 hafta, 3 hafta, bilemediğiniz 4 hafta içinde tekrar kapanmak zorunda kalacak. Ya kapanmak zorunda kalacak ya da rakamlar tamamen çığırından çıkacak. Yazık günah.